Herkese selam reisler. GTA San Andreas'ta kız arkadaşları serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraya geldim. Konumumuz burası. Burada bir kız arkadaşımızı daha bulacağız. Barbara'yı bulacağız. Burada biriyle konuştuğunu görmemiz lazım. Burada bir yerde bir polisle konuşuyormuş. Öyle düğümler aldık. Silahçı var burada. Hemen dolaşalım. Bulacağız onu. Aynen. Gördüğünüz gibi konumumuz tam olarak burası. Hatta şöyle bir işaretleyelim. Burada bir polis şeyi var. Şerifle konuşuyor galiba o. İnsanlarla konuşuyor. Galiba o polis. Merhaba, boşandı ve iki çocuğum var. İlgilenir misin? Neden olmasın? Evet tabii. Ne kadar şeyiz ya. Harika, seni arayacağım. Adım Barbara bu arada. Benim de CJ. Seni hapisten bedavaya çıkaracak. Görüyorsunuz değil mi? Polis istasyonundan alabilirsin diyor. Eyvallah. Eyvallah. İlk buluşmamız için heyecanlıyım Barbaracığım. Senin mesajını bekliyorum. Gel beni al demeni bekleyeceğim açıkçası. Bugünlerde bayağı çapkınız. 6 tane kız arkadaşımız oldu nihayetinde. Bakalım ne olacak? Şuradan hemen durumlara bakalım. Şuradan başarılardan. Yavaş yavaş indirirsen aşağı. Misha ile olan ilişkimiz. %15'te Helena ile olan ilişkimiz. %25'te Barbara ile olan ilişkimiz. %15'te ve Katie ile ilişkimiz. %15'te bakalım durumlar ne olacak. Bir de dönümüz var. Onu da unutmayalım. Bakalım. Umarım güzel şeyler yaşanır. Ben hepsini bir anda yapıyorum zaten. Sizler de hepsini yavaş yavaş izliyorsunuz. Umarım hoşunuza giden faydalı videolar oluyordur. Şimdi Barbara ile bir randevuya daha çıkacağım. Ve burada yüzde yüzlemeye çalışacağız. İlişkimiz şu anda %85 civarlarında geziyor. Saat şu anda gece 3. 4 hatta. Ama kendisini gece yarısı bulabiliyorsunuz. 12 ila 5 arasında bulabiliyorsunuz. Kendi aracın nerekti be? Eğlence, gezmek istiyor ama kendi aracın nerede ya? Kendi aracı olsaydı daha kolay yapabilirdim ama neyse. Polisin gözünün önünde araç çalıyorum. Ne kadar harikayım. Kendisi bir polis, buranın şerifi. Ve göz önünde araç çalıyorum. Bu araç da ihraç edebiliyormuş, ithal edebiliyormuş işte. Yavaş duracağım. Buralarda dolaşacağım ve bu kız arkadaşıyla alakalı bilgiler vermeye çalışayım. Yemek yemek isterse Sysonar diye bir yer var. Oraya götürmeniz gerekiyor. Diğer lokantaları beğenmiyor kendisi. Dans için de buradan bayağı uzak. Vizumu'nun mekanı, gazinosu var ya. O taraflarda bir gece kulübü var. Adı The Camus 2 diye. Oraya götürmeniz gerekiyor. Orada dans edeceksiniz ama uzun bir mesafe. Umarım bıktırmazsınız. Biraz önce ben bu şeyi açmadan, kaydı açmadan kendisi benden bıktı. Ve tekrar bir başa dönmek zorunda kaldım. Çok hızlı sürüyorsun. Birazcık yavaş sürmem gerekiyor peki. Şu yeterli olur mu? Bunu da deniyoruz. Şöyle yavaş bir hızla gidersek. Böyle W basıp çekmek işe yarıyor mu bilmiyorum. Şu an ben dolaşıyorum. Bu gördüğünüz videoda gördüğünüz hızla dolaşırsanız etkili olacaktır. Zaten bu mekanlar arasında bu bölgede dolaşmamız gerekiyor. Bu fırsatımız olacak. Ayrıca bu kız arkadaşıyla ilişkiye bastığınız andan itibaren işte onu gördünüz tamam mı? Onunla gittin tanıştın. Artık senden yakalandığın zaman silahların alınmıyor. Kaybolmuyor. Polisler tarafından silahların alınmıyor. Ve paran alınmıyor. Barbara sayesinde bu şeylerden yırtıyorsun. Ucuz yırtıyorsun. Orada kodesle çürümekten kurtuluyorsun. Barbara'nın avantajı da bu. Başladığından da geçerli. Benim gibi %70-%100 yapmana gerek yok. 75 olunca da zaten aracının hatırını veriyor. Polis aracı var ama şu anda buraya gelmemiş. Neden gelmemiş ben de bilmiyorum. Kendisinin dediğim gibi saat gece arası 12 veya 5 gibi bulabiliyorsunuz. Bu civarlarda evinde oluyor. Ve sizinle buluşuyor. Randevuya çıkıyor. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bir bakalım. %95 bir kez daha. Bir kez daha şey yapmam lazım. Bir randevuya daha çıkmam gerekiyor. Hemen şöyle sizlerle gidelim. Bakalım bizden ne isteyecek. Umarım gece kulübü istemez. O bayağı bir sıkıntılı. Gerçekten çok sıkıntılı. Onu ben yapmadım. Umarım yapmam. Çok sıkıntılı bir şey çünkü. Ve buraya geleceğiz ve verdiği kıyafeti göreceğiz. Şu an tam 12. Bu civarlarda bulacağını söylemiştim. Bu saat diliminde bulacağını söylemiştim hatırlıyorsunuz. Hemen gidelim kontrol edelim. Gerçekten bu saatlerde evinde mi? Şu an saat gece yarısı 12. Barajda ihraç edebilirsin diyor. Eyvallah.
Evinde ama aracı hala yok. Hemen gidelim. Ve son randevumuza çıkalım. Gel babacığım. Hey babe. Hey sexy lady. We're going club. Nereye gitmek istiyorsun? Disco'ya gitmek istiyor. Korktuğum başıma geliyor yani. Kaçarı yok. Kaçarı yok. Gideceğiz. Gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Gideceğiz. Nerede demiştim biliyor musun? Bölge şurası. Bak şurası. Bu bölge. The Camel's Toe. Buraya gitmemiz gerekiyor. Gideceğiz. Gel canım benim. Ekmeyeceğim seni. Sen bir arabaya bin de bir. Seni kolay yoldan nasıl götürebilirim? Buralardan gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Tamamen bu yolu takip etsem sanırım yeterli olacaktır. Şu yolu takip etsem değil mi? Aynen yeterli olur gibi görünüyor. Gidelim. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Dans! Kaçınılmaz! Kaçınılmaz sonumuz. %5. Son %5'lik bir dilimim kaldı. Uygun mu? Daha gitmedik canım benim. Daha seni dansa götürmedim. Gece kulübüne gidiyoruz şu anda. Bir de bunun dönüşü var biliyorsunuz değil mi? Bir de bunun dönüşü var. Yandık ya. Aslında ben burada ripas'ı kullanıp basıp gidebilirim ama şu an videodayız. Sili kullanmak istemiyorum. Videoda olduğum için yine kullanılsın yok şu anda. Ama yapabilirsiniz. Ripas ayda da daha hızlı bir yol gidilebilir. Ama korkar mı ondan korkuyorum işte. Ondan çekiniyorum. Çekinebilir yani. Korkabilir bu kadar yüksekten ve hızlı gideceğiz ya. Hızı çok sevmiyor. Kendisi bir polis. O kasabanın şerifi. O yüzden... Bilemiyorum, risk almaya değmez. Ama bıktığım adam da gitmem lazım. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu an gerçekten kafam karışık, derin bir düşüncedeyim. Barbara'yı korkutmadan bu %5'lik dilimi almamız lazım. Verci ödülü de merak ediyorum. Video sonunda göstereceğim onu da. Umarım keyif alacağınız bir video oluyordur. Sizleri sıkmasın diye %75'lik, %80'lik dilimini ben kendim oynadım video dışı. Çünkü çok sıkıcı bir şey olduğunu biliyorum. Aynı şeyleri yapıyoruz. Bu arada ben buradan atlayacağım ne olursa olsun. Tamam. Korkma. O da CIA falan diyorsun. Ne oldu bilmiyorum. Onları deme. Beni biraz şey yapmaya başladın. Korkutmaya başladın. CIA falan girince de ne oluyorum? Ne oluyor ya diyorum ben. Ne oluyor? Alt tarafı takla attık, bir şey yapmadık. O kadar kötü bir şey değil yani, değil mi? O kadar kötü bir şey yapmadım ben. Tamam, sıkılma, geldim, sıkılma. Sadece bir kere kaza yaptım. Tamam, sen polissin, senin yanında yapmamam gereken bir hata, biliyorum, tamam. Yaptığım hatalar beni yakabilir belki. Bu arada yolu bayağı uzattık. Ama elimden geldiğince de hızlı gitmeye çalışıyorum, bıkabilir. Bıkmadan bu dansı edebileceğiz mi bilmiyorum. Daha önce denedim. Ama bıkıyor. Mesafe çok uzun. Bıkıyor ya. Mesafeyi çok uzak koymuşlar ve ben de yolları karıştıra çorba ettim. Gerçekten çorba ettim. Bakalım başarabileceğiz mi? Dolaşıp duruyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Mekanı bulmaya çalışıyoruz. Daha cehennemin dibine koyabilir mi? Mekanı acaba. Bıktırdın derse, bıkmaya başlıyor derse bitiyoruz abi. Umarım bıkmaya başlamaz. Sadece dans etmek istiyordu derse olay biter. Memnun kalmaz yani. İstersen evine hızlı götür. Ripas'ı yaz götür. Yine de memnun kalmayacak. O yüzden hemen şuradan basıyorum gaza. Vurmayın abi. Vurmayın. Kız yanımda vurmayın ya. Kız yanımdayken vurmayın abi araca. Ben korkmasından korkuyorum yani. Şu an benim tek çekincem korkacak olması. Bununla bir randevuya çıkılmaz diyecek olması. Bundan korkuyorum abi ben. Diyebilir. Polis çünkü. Kasabının şerifi. Olabilir de olmayabilir de. Geldik. İn. Bıkmadan gel abi dansımızı edek. Bir dansımızı edek yani. Bitsin. Hemen eve dönüş yoluna gidelim. Gel. Bıkmadan dans. Hemen ardından da çok bıktırmadan eve dönüş. Hemen eve dönüş. Olabilecek en kısa yollardan gitmeye çalışalım biz, tamam mı? Nachos'u dansımız ediyor ve Barbara'yı evine bırakmaya çalışacağız. Çalışacağız diyorum çünkü çok sıkıntılı. Patlamadan yapmamız lazım. Patlamadan bunu başarmamız lazım. Bakalım. Dans başladı. Şu anda en keyifli kısımlardan biridir belki ama şu anda sıkıntı da başlayacak. Çünkü kız bıkacak abi. Bıkacak. Çok uzun bir mesafe gideceğiz. Kasaba nereye? Bölge nereye? Kasaba ile şehir pardon. Kasaba orası. Burası da bir şehir.
Şehir merkezinden oraya doğru gideceğiz yine. Bayağı uzak bir mesafe. Bıkmaması lazım. Tek korkum şu anda bu. Tek çekincem. Korkuyor ya da bıkma olasılığı. Çok uzun bir yol geldik çünkü. Bayağı da doğan bahsi yollardan geldim. Bu da benim bir hatam. Yapacak bir şey yok. Avantajları iyi ama. Katie, bir önceki kız arkadaşımız, hastanede çalışan kız arkadaşımız ve Barbara. Şerif, kasabanın şerifi. İkisinde farklı farklı avantajları var işte. Verdiği ödüller var. Katie'ninkini gösterdim. Diğer iki kız arkadaşımızınkini de gösterdim. Videolar var, oynatma listelerinde mevcut, bakabilirsiniz. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum bu diğer kız arkadaşı. Kalan kız arkadaşlarıyla alakalı oynayışları daha kısa tutmaya çalışıyorum size için. Sıkıcı olabilir çünkü. Aynı şeyleri yapıyoruz. Farklı bir şey yok yani. Anlatımımı yaptım ama tekrarlamam gerekirse kız arkadaşımızı buraya getirmemiz gerekiyor. Dans için buraya. Yemek için Jazz Döner diye bir yer var. Oraya götürmemiz gerekiyor. Bu kadar. Bilmeniz gereken şeyler bunlar. Bölge zaten kendi bölgesinde dolaşmanız gerekiyor. Gezi için, eğlence için o bölgede dolaşmanız gerekiyor. Gösterdim zaten bunu. Yemek yerini de gösterebilirim eğer unutmazsam. Götürebileceğiniz bölgeyi de hemen bir göstereyim. Kız arkadaşımız bir evine bırakalım da göstereceğim onu da unutmazsam. Sağ salim şu randevudan bir çıkayım. Göstereceğim. Unutacağımı sanmıyorum. Hem ödülümüzü göstereceğim hem de bölgeyi göstereceğim. Gel. Şu anda memnun. Memnun gibi. Memnun olması beni memnun etti. Gel bakalım. Barbaraşım. Gidiyoruz. Hemen bir araç çevireceğim çünkü bu patlayacak. Gel canım. Yine yanında araç çalıyorum. Ne kadar güzel. Sevgilimiz bir polis ama biz yanında araba çalıyoruz. Ne kadar harika. Değil mi? En azından bu yaptığımız davranışları şey olarak görmüyor ya. Sorumlu olarak görmüyor. Yani bir suç olarak görmüyor şu an bizim yaptıklarımızı. Bilmiyorum. Çok değişik bir kız arkadaşımız var. Yanında araba çalıyoruz ama hiçbir şey çıkmıyor. Ne yapıyorsun kar? Sen bunu yapamazsın. Bu bir suç demiyor. İlginç. Demesi lazım ama demiyor. Neyse. Bu bizim yararımızda bir şey çünkü. Boş ver. Yoluna bak sen. Değil mi? Yoluna bak. Şimdi seni evine götüreceğiz ama nereden götürebiliriz seni evine? Yani eve giden kısa bir yol var mı? Abi hepsi uzun yollar ya. Hepsi uzun yollar. Ama yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Gidiyoruz canım. Gidiyoruz. Evine gidiyoruz. Bıkmadan sen. Bıkmadan. Onu bıktırdın. Al işte. Onu bıktırdın demeden benim hemen buradan basıp gitmem gerekiyor evine. Götürmem gerekiyor seni. Bu da bayağı bir sıkıntılı. Bayağı bir sıkıntılı bir şey. Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorum. Orada bir yol olacak, otoban olacak. Otobana çıkmam gerekecek. Çıkacağız. Otoban beni bekler. Geldim otobana. Korkma canım, lütfen korkma. En son istediğim şeylerden biri senin korkacak olman ya da bu randevunun sona erecek olması. Evini bıraksam dahi ileride bir olmaması. Bu beni korkutuyor. Ona dikkat etmem lazım. Bu danstan tekrar kaçabileceğimizi sanmıyorum çünkü. Eninde sonunda bu dansı isteyecek benden. Hemen şöyle Rider'a atladım. Buralardan basacağım şimdi. Bıkma. Gözünü seveyim. Bıkma tamam mı? Benden bıkma. Benden bıkma. Basılmadık bu arada. Tamam. Bıkma lütfen bıkma. Gidiyorum. Olabildiğince bastım gaza. Evine hızlı bir şekilde varmaya çalışacağım zaten. Ama uzak mesafe, ben ne yapayım ya? Bana niye kızıyorsun? Benim suçum ne? O kasabaya gece kulübü yapabilirdik yani. Ne yapayım? Oraya ben mi inşa edeyim bu gece kulübünü? Ne yapayım? Ne istiyorsun sen? Gidiyoruz. Arda arda iki tane tren geçiyor bu arada. Şansa bak. İstesen göremezsin bu arada. İstesen aynı anda ya bir zamanlamayla iki tane tren geçtiğini göremezsin. Geldik canım Dan. Dan geldik Dan. Lütfen bıkma benden. Gerçekten bıkma. Bunu istemiyorum. Bıkma lütfen. Geldim. Geldik. Çok bir şey kalmadı. Yaraladık. Tamam canım. Geldik. Bu mesafeyi kat ettikten sonra evindeyiz. No panik. Seni kaçırmıyorum. Tamam mı? Panikleme. Zaten kaçırsam elinde silah vardır ya.
Vurursun ya beni. Bu kadar çekinme. Sen bir şerifsin yani. Bu kadar korkma. Korkacak hiçbir şey yok yani şu anda, değil mi? Yok. Eve gitmek istiyorum. Gidiyoruz, gidiyoruz. Abi, beni nereye götürüyorsun? Oradan mı gideyim? Ben oradan gitmek istemiyorum ama. Teşekkürler kanka. Teşekkürler, bana çok boktan bir şey yaptın. Ya bu iyiliğini unutmayacağım da. Neyse, şuraya ben atlayayım. Sometimes I just want to grab a man. Tamam. Oh, why? Bıktırdın diyecek büyük ihtimal. Bıkma. Neden diye bir şey değil çünkü. Bıkma. Geldim. Adamın yüzünden kız bizden soğudu ya. Böyle bir şey olamaz. Geldim. Lan. O bilince artık yolları kısaltmaya çalışıyorum. Ne istiyorsun kızım sen? Bunları demesi iyi bir şey değil bu arada. CIA falan filan araya karışması iyi değil. Biraz daha az olmazsak kız bizden soğuyacak ve bu da iyi şeylere sonuçlanmayacak, iyi şeylerle sonuçlanmayacak. Tamam, sakin ol. Kötü bir şey yapmıyoruz ki, atlıyoruz oğlum. Burada ne var ya, burada korkulacak bir şey yok. İyi bir şey mi diyorsun, kötü bir şey mi diyorsun bilmiyorum ama geldik canım, geldik. Umarım kadınlardan anlamıyorsun. Demezsin ya. Demezsin, anlıyorum ben. En iyi ben anlarım yani. Geldim, al. Do you have a current driver's license? Sumi'yi bilmiyor musun? Biliyorum. You wanna come in for some talk? Sonunda. Bıkmadı bizden. Sadece biraz eleştirdi bizi. Eleştirileri açarız. Cool. Süremiyor musun? Bu kadar kötü sürme kadar. Tamam. Eleştirileri açarım. Sıkıntı yok. Acele ettik. Ne yapayım? Bıkma ya. Korkuyorum. Bıkma benden diye. O uzak mesafeye tekrar gitmek istemedim, kusura bakma. %100 oldu mu? %5'lik bir dilim kalmıştı, %100 oldu mu? Artık bizi daha da çok seviyor. Bize tamamen aşık. Değil mi? Aynen, %100 yaptık. Barbara ile ilişkimizde %100 yaptık. Şimdi ben save almaya gidiyorum. Ama önce şu göstermem gereken mekanı sizlere göstereyim. Mekan... neredeydi? Götürebileceğiniz mekanı göstereceğim sizlere. Bu aralarda bir mekanımız var. Bu aralarda bir yerlerde bir mekanımız var. Tamam, buraya götürmeniz gerekiyor. Burada Giles Owner diye bir yer var. Oraya götüreceksiniz. Bize hediye almış. Hemen gidelim ona bakalım. Bölgeyi göstermiyorum. Randevuda olsaydım gösterebilirdim ama onu unutmuşum bak. Randevuda olmadığımızı unutmuşum. Randevuda gösterebilirdim. Randevular şu anda yok. Bu kız arkadaşıyla alakalı her şeyi yaptık. Şimdi kıyafetimize bakacağız, gardırobumuza bakacağız. Hemen şuraya girdim. Ne verdin canım benim? Ne verdin sen bana? Hediyeleri severim. Hediyeleri bayağı severim. Ne verdin? Özel. Ne verdin? Polis üniforması bu mu? Aynen. Vay! Sen de gel benimle çalış mı diyorsun? Bunu severiz. Bu bizim için güzel bir şey. Teşekkürler. Verdiği kıyafet de bu. İsterseniz sizler de %100 yapabilirsiniz. Biraz uğraşmanız gerekiyor ama bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Halen kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.